İstanbul'da tsunami riski olan ilçeler belirlendi. Tahliye levhaları konulacak. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler diye konuştu. İBBB, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde sahillere tsunami tahliye yolu tabelaları koyuyor. Tabelalarda tsunami tehlikesine izlenecek yol gösteriliyor. İstanbul'da tsunami riskini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Deprem ve Tsunami Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy değerlendirdi. Ersoy, Marmara Denizi iç deniz olmasına rağmen tsunami riski var. Tsunami tarihsel dönemlerde de olmuştu. Bu sebeple Marmara Denizi kıyılarının tsunami açısından tehlikeli olduğunu söylemeliyim. Geçmişte Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler İstanbul ve çevresini hep etkiledi. Bu depremlerle birlikte tsunami gerçeğini de ifade etmek gerekiyor. Son 2000 yıl içerisinde 30'un üzerinde tsunami var dedi. Marmara Denizi'nde tsunami olacağı biliniyordu. Ancak sakının planları yoktu. Yani tsunami tehlikesi gerçekleşirse vatandaşların ve yetkilileri ne yapacağı bilinmiyordu. Pasifik'teki dalga yüksekliği Türkiye'de görülmez. Bizde tsunami dalga boyu birkaç metre olur. Yani 1 metrelik dalga Marmara kıyılarında kıyıdan içeriye 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve insanları denize çekebilir. Çünkü bir otomobilin hacmi ile suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su otomobili kıyıdan alır denizin içine çekebilir. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekir. Tsunami'de ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir. Ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiğinde hem çekildiğinde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunami'den zarar görmeyebiliriz. Tsunami'nin kıyıya, vatandaşa ve deniz yapılarına ciddi hasar verebileceğini vurgulayan Dr. Ersoy, buraların tsunami'ye karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda incelemeler yapılması gerekiyor. Hatta tesislerin tsunami raporları alması gerekiyor. Biz bu zamana kadar insanlara ancak tsunami'nin varlığını kabul ettirebildik. Türkiye'de tsunami olabileceğinin varlığı yeni yeni oluşmaya başladı. Bu zamana kadar tsunami açık denizlerde olur, kapalı denizlerde olmaz gibi bilgisiz, cahilce cümleler kuruldu. Ancak bu doğru değil. Marmara Denizi gibi iç denizlerde de tsunami olabilir. Marmara Denizi için tsunami dalgalarının kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası olduğunu söyleyen Dr. Ersoy şunları kaydetti. İstanbul'da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı'ya yakın semtler tsunami'ye yatkın yerler. Tsunami zaten kıyıdaki dar bir alanda bile etkili olsa bu tüm İstanbul kıyılarının tsunami'den etkileneceğini gösteriyor. Kıyıda uyarıcı tabelaların olmasını şiddetle onaylıyorum. Çünkü panik anında insanlar nereye kaçacağını bilemez. Ancak insanlar tsunami bölgesinde olduğunda nereye kaçacağını bilir. Tsunami tahliye yolu tabelalarını ilk kez gören Alev Aya, İstanbul için deprem çok önemli. Depremin arkasından tsunami gelmesi de olası bir durum. Bu bilinçlendirme tabelası. Tabela bence çok iyi oldu. Vatandaşlara faydalı olacağını düşünüyorum.